Evet, savaşın devam ettiği bir başka coğrafya Ukrayna. Ukrayna 2023'ü Rusya'nın hava saldırısına hedef olarak tamamladı. 2024'e böyle geriden girdi. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sonsuza kadar savaşmak istemiyoruz ama barış sadece bizim koşullarımıza göre olur mesajı verdi. Ukrayna 2024'de yoğun hava saldırısı altında girdi. Rusya yeni yıla saatler kala rekor sayıda İHA'yla saldırdı. Saldırı dört yönden dalgalar halinde gerçekleştirildi. Başkent Kiev, Odessa ve Lviv gibi büyük şehirler hedef alındı. Ukrayna hava savunma sistemleri Rusya'dan havalanan 90 adet İHA'nın 87'sini imha etti. Odessa'da konut binasına düşen İHA 15 yaşında bir çocuğun ölmesine ve 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ukrayna ordusu da Donetsk'te Rus işgali altındaki bölgelere bombardıman düzenledi. Sahada durum böyleyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'daki askeri hastaneyi ziyaret etti. Gündeminde hafta sonu Rusya'nın sınır kenti Belgorod'da düzenlenen ve 20 kişinin ölümüne yol açan füze saldırısı vardı. Burnumdan soluyorum diyen Putin, Ukrayna'yı cezasız bırakmayacaklarını söyledi. Daha şiddetli saldırı sözü verdi. Hemen sonra da şartlarının sağlanması halinde savaşı bitirmeye hazır olduklarını söyledi. Biz de savaşı en kısa sürede bitirmek istiyoruz ama bunu sadece kendi şartlarımıza göre yaparız. Sonsuza kadar savaşmayı arzu etmiyoruz. Pozisyonumuzdan vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise yeni yıl mesajında kararlılık mesajı verdi. Zelenski, bu yılı da atlattık, Ukrayna güçlü durdu, zafer kazanacağız diye konuştu.